Oyunumuza hoş geldiniz. Valla ben çok heyecanlıyım. Hatamız, kusurumuz illaki olur. Şimdiden affedin. Hani sessizlik de önemli olduğundan lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Sizi oyunumuzla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Şair'de sıradan, sıcak, güneşli bir gündü. Kasabanın dolmuşçu Saffet ilçeye yolcu götürmek için bekliyordu. İlçe hadi kalkıyor. O sırada sevdiği kendisine patatesli börek getiriyordu. Sakinim kalbim. Saffet'im. Patatesli börek yaptıydım. Ne zahmet ettin Selim? Olur mu öyle şey gülüm, ne zahmeti? Sen varsın ya. Sen buradasın ya. O yeter bana. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Selim, sağ ol. Ya çocuğum, ya bir koşmayın bir durun Allah aşkına ya. Seden, İsmail, ya ben kime diyorum? Çocuğum bir Allah aşkına bir dur ya. Selim. Selim. Dişi ise her zamanki gibi yine o gün birilerinin dişini çekiyordu. Gel bakalım mısır. Otur bakayım sıraya. Otur. Aç bakayım ağzını. Aç oğlum, iyice aç. Senin ağzında iki tane daha diş olacaktı. Ne oldu onlar mıstık? Birini benim anıma çektirdim. Diğerini de kapıya bağlayıp çektim ya Sami. Kapıya bağladım diyorsun. Bunu niye bana getirdin? Eşeğine çektireydin ya, kalk da kalk. Ne yapıyorsun Vesel Bey? Ve bütün bunların arasında Kolçayır'ın mesmursuzu Ramiz kasabanın sokaklarında serseri serseri dolanıyordu gene. Hem böyle babasına bir tane torun bile getirmeden hem de. Hüseyin, hiç Hüseyin. Ne var? Bildim yalan. Anam, elini ayağına. Ne bakıyorsunuz da? Hiç mi tiyatro oyunu yapan adam görmediniz? Yürü lan Ramazan, doğuştan mı artistin? Sağ ol dayı, Allah razı olsun. Ramiz, serseri dolanırken yolları Jülide ile kesişir. Jülide mi kim? Kolçayır'ın en güzel kızı. Babası da dük. Öyle dük dediği şey zengin ama böyle ağa mağa gibi bir şey yani. Kasabanın en zengini. Ramiz görür görmez Jülide'ye vurulur. Ama ne vurulmak? Nasıl vurulmak? Ano! Kolçayır, Kolçayır olalı böyle bir sevda görmedi ya. Yanlışın var anladıcım.
Ne yanlışım var lan? Aslında tam olarak öyle olmadı. Ramiz de jüriden ilk karşılaşması o değildi. Daha hiç görmeden sevdi onu. Sesine sevdalandı ilk. Saz evinin önünden geçerken Erbah'ı ezelden söylüyordu. Ramiz'in gönlü cennet bahçelerine döndü o an. Onun için kasabanın en güzel kızı olmuş olmamış hiç önemli değildi. Ramiz için en önemli tek bir şey vardı. Ramiz'in gönlünün en güzeliydi o. Ama gel gör ki kızın babası o gün kasabaya teftişe çıkacaktı. Dük de tam dük ha. Zengin yani böyle. Karısının böyle ama böyle bilekten şeye kadar dizseye kadar böyle bilezikler var. O kadar zengin bir adam. Kim koydu la bu ağacı buraya? Ben düksem bu ağacı budayım. Yel ayağı ayrı oynuyor. Ano Keriman. Aman Neriman. Bu bizim Cülücemiz değil mi? O yanındaki oğlandaki. Ay kim olacak? Gold Shire'ın mezarlık bekçisi yürümüzün oğlu. Rezil, sefil, mesmursuz. Asla ailemize yakışmayacak bir oğlan. Adeta donunun yırtığına bakmadan rüzgara karşı koşuyorum dercesine. Aynen bey, aynen dercesine. Böylece bu büyük aşkın önünde koca bir dağ gibi duran bir dük vardı. Ve Ramiz ile Jülide'nin aşkını dağ gibi imtihanlar bekliyordu.